Kızlar! Kızlar! Olursa uyuz. Tabii her şey düzenli olacak. Aa, şifre koymuş. Ceren. Ceren 94. Barış. Ceren Barış. Forever Friends. Zeki kardeşim benim. Biraz kızdım işte. Daha doğrusu alındım. Evet, belki de ben biraz fazla abartıyorumdur bazen. Hep ayrılacakmışız gibi konuşmak falan. Ya Ece, ben senden o kadar ayrılmak istemiyorum ki. Bazen sanırım ben de çok çabuk dağılıyorum. Affedersin. Sen de. Unutalım gitsin. Evet ya, unutalım gitsin. Ne yaptın okuldan sonra bugün? Eve geldim, ne yapacağım ki? Biliyor musun kim bizde? Kim? Tuğçe. Ne? Evet, Ceren çağırmış. Akşam aynı sofrada yemek yemek zorunda kaldık. Konuştunuz mu? Hayır. Aa, kıskandın. Saçmalama. Kıskandın, kıskandım deme sen de. Gitti mi? Yok, bugün bizde kalacak. Yani Ece çok stresliyim. Yarın aynı anda evden beraber çıkacağız ve aynı okula gelmek zorunda kalacağız. Sürekli beraber olacağız falan. Umarım bizimkiler bizi barıştırmaya falan çalışmaz. Derken buluşalım mı? Birlikte kahvaltı ederiz falan. Bilmem, olabilir. Ya, yarın konuşuruz artık. Duruma göre değişir. Ya inanmıyorum. Dövme bile yaptırmış. Ay, bana da bahçe bile yaramadı. Çilek. Ya ben de anlamıyorum ki abimi. Halbuki kan görse düşer bayılır. İşte o kadar yani Tuğçe. Hiç ümit yok. Yani neden hala abimin peşinden koşuyorsun? Ya ben de biliyorum ümit yok. Ama en azından bir arkadaş olsak. Merhaba nasılsın diyebilsek. Aynı sınıftayız ya. Günde 7-8 defa göz göze geliyoruz. Ama başını çeviriyor. Ya bırak şımarığı kendi haline. Sen de okuldan böyle daha yakışıklı, daha olgun birini bul. Ya öyle ne zaman aşık olursam işte. Aranmakla bulunmuyor. Neyse ben su içeceğim, istiyor musunuz? Yok sağ ol. İstersen ben getireyim. Yok ben alırım, misafir miyim? Çilek, ya keşke şunlar şöyle mutfakta baş başa karşılaşsalar. Keşke. Beni kıskandı. Beni resmen kıskandı. Ay, içim yandı ya. Ben bir su içeyim. Ay.
Merhaba o zaman. Merhaba. Okulda neden yüzüme bakmıyorsun? Çünkü... seni üzmek istemiyorum Tuğçe. Ama böyle daha çok üzülüyorum. Tuğçe. Tamam, beni unuttun, Ece'yi seviyorsun. Bunları kabul ediyorum. Benimle... arkadaş kalmayı kabul ettiğin zaman... yeniden arkadaş olabiliriz. Cem, ben bu eve bir daha gelmeyeyim istersen. Masada çok huzursuzdum. Ha, Tuğçe, hayır. Belki bu bir suçluluk duygusudur. Yani Ece'yi bulunca seni bıraktım. Bu yüzden kendi kendime kızıyorumdur. Pişman mısın? Hayır. Ben Ece'ye aşık oldum. Ama sana hiçbir açıklama yapmadan seni bıraktığım için çok pişmanım. Anladım. Ben affettim olanları. Emin misin? Peki. İyi geceler. İyi geceler. Günaydın. Tuğçe nerede? Akşam sizin odada kaldı ya. Evet ama sabah kalktığımızda yatağı toplanmıştı. Ben gelirken çıkıyordu, okula gidiyorum dedi. Ya ben zor durumda kalmayayım diyedir. Daha doğrusu aynı anda evden çıkmak zorunda kalmayalım diye. Ya bana suçlar gibi bakmayı keser misiniz? Biz dün akşam mutfakta karşılaştık. Ne oldu peki? Konuştuk. Konuştunuz. Evet baba, konuştuk. Arkadaşça. Arkadaşça? Evet baba, arkadaşça konuştuk ve arkadaşça kalabileceğimizi anladık. Bak evladım. Yani bu durum senin büyümeye doğru gittiğini gösteren bir şey olabilir. Ne mutlu arkadaş kalabildiyseniz senin için. Bir daha bir hainlik yapmasa bari. Ya Ceren! Görüyor musun baba? Büyümüyor bu ya, büyümüyor. Hala çocuk. Ablama sataşma abi. Otur şu sofraya. Bir de ben sana güvenmiyorum. İnşallah Ece'yi kıskandırmak için Tuğçe ile barışmamışsındır. Siz görüyorsunuz değil mi kızlarınızı? Bu ikisi var ya bu ikisi. İnsanı tam böyle sakinken deliye döndürebilirler. Bu manzara kalsın. Bak bu manzaraya bayılıyorum. Yani böyle birbirinize girip girip sonra barışıyorsunuz ya. Bitti işte. Aile dediğim böyle oldu. Rengarenk. Hadi kızlar sofraya oturun bakalım. Kahvaltı yapalım. Çay getiriyorum. Çay isteyen var mı?